Daha önce beni reddetmiştin. Bu defaki kağıt üzerinde bir evlilik olacak sonuçta. Bu kez cevabın evet olur herhalde, değil mi? Hayır, olmaz. Evlenemezsiniz. Avukatım uğraşıyor. Evlilik en son çözüm. Kaldı ki riskler ortada. Mürebbiyenin başındaki bu belaya kimseyi bulaştırmadan çözmek gerek. Önümüzde 15 gün var daha. Bekleyeceğiz. Doğru söylüyor. Daha hiçbir şey bitmedi. Avukat onu alır belki mahkemeyi. Ya alamazsa? Bu riske atılabilecek bir konu mu sence? Meseleden yeni haberdar olmuş birine göre fazla girişkensiniz. Ben kimseye riske atmam. Haddimi aşmak istemiyorum ama evlilik kesin çözüm. Niye kararsız kaldın ki? Bak, 3 gün daha buradayım. Evet dersen kalacağım. Ama her şeyi göze aldım. Cevabım hayır dersen iş için Paris'e gideceğim. Siz, sen kimsin ki ona bunu sormaya cüret ediyorsun? Sana mı kaldı? Bakın, ben kesin adımlarla yürümeyi seven bir adamım. Bu fırsatı kaçırmak istemiyorum. Şansımı deneyip ona bugün evlenme teklif etmeyi düşünüyorum. Her şey ortada. Tabii kapıldım mürebbiye. İlk fırsatta harekete geçti. Formaliteden bile mi evlenmezsin benimle? O kadar mı kötü bir adayım? Şu dürüstlüğün. Bak, sakın aklına yanlış bir şey gelmesin. Teklifim sadece formalite bir evlilik için. Seni düşündüm. Teşekkür ederim. Ama yapamam. Hem çok tehlikeli adamlar peşimden. Sen başa çıkamazsın. Orası benim bileceğim iş. Bak Nana. Yusuf'tan bahsederken bambaşka bir Nana vardı karşımda. Sen o çocuğu seviyorsun. Sadece kendini değil, onu da düşün. Birbirinize ne kadar bağlı olduğunuzu tahmin edebiliyorum. O yüzden kestirip atma bence. Senden haber bekliyorum. Benim odamda biraz işim var. Ben de izninizi isteyeyim Akça teyze. Kubilay oğlum, demin yaptığın hareket çok güzeldi. Ama emin misin? Senin de başın derde girsin istemem. Eminim Akça teyze, sen merak etme. Ayrıca hem bakarsın formalite diye başlar, sonra işler değişir. İnşallah. Nasıl yani? Başından beri hemşireden şüpheleniyordum. Ama elinde kanıt olmadığı için bana söylemedin, öyle mi? Hala kanıtım olmayabilir ama Allah vergisi sezgilerim var. Önce sarışınları sevmiyorum deyip sonra sarışın bir korumayla kur yaptı. Sonra Allah'ın işine bak, kameraların olmadığı bir yerde geldi. Duydum dedi. Suçladı. Kendini de uyanık zannediyor ya. Ağzımdan laf almaya çalıştı. Allah Allah. Tam bir yılanmış. Hem de çıngıraklısından. Tokat için özür dilerim. Ya bırak Allah aşkına.
Hayır anlamıyorum, sen Yeniçeriler gibi mermerin üstüne Osmanlı tokadı idmanı mı yapıyorsun be mübarek? Hala sızlıyor, hala uyuşuk uyuşuk. Abart Ferit, bir fırsatını buldun ya hemen abart. Şikayet etmiyorum. Hatta hoşuma bile gitti. Çünkü sen bu hareketle ben seni kıskanıyorum dedin ya. Ben sinirlendiğim için attım o tokatı. Hem gevezeliği bırak, niye bana söylemedin? Birlikte araştırırdık kadını. Merak etme, İbo'ya söyledim, seceresine kadar araştırdık. Bütün bilgilerini biliyoruz ama henüz bir ipucu yok, bir kanıt yok elimizde. Şu telefondan umutluyum ama. İnşallah bir kanıt buluruz. Bulacağız. Bahar, kokusunu alıyorum. Tam kurtuldum derken çıktı geldi kabalay. Gerçeği de zor, formalitesi de. İnsan nasıl evet der? Yusuf'tan bahsederken bambaşka bir nana vardı karşımda. Sen o çocuğu seviyorsun. Sadece kendini değil, onu da düşün. Yusuf için her şeyi yaparım ben bir kere. Of! Ya mecbur kalırsam ben evlenmeye? Formalite deyip duruyorlar. Nedir bu formalite? Benim bunu iyice anlamam lazım. Bu formalite evlilik nasıl bir şey tam olarak? Neden soruyorsun? Her ihtimali karşı öğrenmem gerek. Kontrol ederler dedi ya. Nasıl kontrol bu? Aynı evde mi oturacağız kabalayla? Onunla aynı evde kalamazsın. Dedim sana. Öyle bir şey olmayacak. Mahkemeyle çözülecek sorun. Ya çözülmezse? O zaman ne yapar Yusuf? Benim bilmem gerek her şeyi. Madem merak ediyorsun aç interneti bak. Hem bana güven diyorsun. Hem soru sorunca kızıyorsun. Sağ ol yardımların için. Gidip bakayım internette. Olmadı kabalaya sorarım. Yeter. Hazırlan. Bir saat avukatta olacağız. Şimdi çık dışarı. Mutlulukla. Sakin ol Ferit, kıracaksın telefonu. Nasıl sakin olayım Ayşe? Her şeyi silmiş, en ufak bir iz yok. Üstelik günlük kullanılan telefonda. Kim yapar bunu ya? Kim? Arkasında iz bırakmak istemeyen biri. Şimdi ne yapacağız? Sen bir dursun. Tamam sakin ol, yasaklı bölge, dokunmuyoruz ama bir şey var orada bir. Dinleme cihazı. Hazırlıklısın yani. Daima. Bu alet bizim kulağımız olacak. Suikasti planlayanlarla irtibata geçtiği an hem o yılan hemşireyi hem de diğerlerini hepsini toplayacağız. Ama önce bu aleti yerleştireceğimiz telefonu Simay'ın kolay bulacağı bir yere koyacağız ki düşürdüğünü sansın. Aramaya başlamıştır bile, hadi. Dur. Daha en önemli meseleyi konuşmadık. Daha önemli ne konu olabilir ki Ferit? Bırak gevezeliği. Hadi elini çabuk tut, geç kalmayalım. Ya ne geç kalmayalım, meç kalmayalım, kurtulmak yok. Söyle açık ol bana. Beni kıskandın değil mi? O tokat da
gözlerinin yaşlı olması da bunun ispatıydı. Hayır, ben seni düşünüyorum. Anlat. İçine dert olacak sonra. Rahatlat kendini. Bak, yapabilirsin. Başarabilirsin Ayşe. Hadi. Ciddiyet Ferit komiser. Biraz ciddiyet. Göreviz bekler. Nerede bu telefon ya? En son cebime koymuştum. Düşürmüş müyüm? Şu yakışıklı komiser aklımı başımdan aldı. Toparlanmam lazım. Efendim komiserim. Göbekli güzel insan. Balık Zoka'yı yuttu. Ortaklarını arar. Hazırda bekleyin. Tamam komiserim. Ha komiserim, bir dakika. Volkan komiserim sizi arayacaktı. Nana Maryam'ın peşindeki adamlardan birkaçı suikast planı yaparken suçüstü yakalandı. Tamam. Yaman'a ben haber veririm. Sen Volkan'a söyle, adamları konuştursun. Sergo'yla Gürcistan'la olan bağlantılarını çözelim. Sonra da o adi herifi saklandığı yerde sobeleyelim, tamam? Anlaşıldı komiserim. Güzel. Ne yaptın? Ha bu arada Sergo'nun adamları yakalanmış. Benim bir Yaman'a uğramam lazım. Bak, buralar sana emanet. Sakın gözünü o hemşireden ayırma. Tamam? Ha bu arada kıskançlıktan tokatlama sakın ha onu. Ferit komiserim, adamların Gürcistan ve Sergo ile bağlantılarını öğrensin dedi. Tamam bu, sağ ol. Başak, ne oldu? İyi misin? Babanla ilgili kötü bir haber yok inşallah. Yok. Babamla ilgili değil. Ya anlatıp senin de keyfini kaçırmak istemiyorum. Hem benim yüzümden kimseler aram bozulmasın. Başak, anlatır mısın lütfen? Ya telefonda arkadaşımla konuşuyordum. Babamı sonunda ameliyata ikna ettiğimi söylüyordum. Neşe geldi birden. Hakaretler etmeye başladı. Yanlış anladığını söyledim. Anlatmak istedim ama dinlemedi bile. Seni kandırmakla suçladı beni. İnkar ediyor mu? Belli ki arada kalmış. Sahte evlilik aklına yattı demek. Bahanesi de hazır. Her şeyi öğrenmeliymiş. Bir gelişme var mı? Ne demek yok? Bu iş derhal çözülecek demedim mi? Bahane bulmayın. Başka bir yol bul. Bir gelişme olduğu anda da ara beni. Gelsene, niye kapıda bekliyorsun? Geleceğim, geleceğim de... bir bakışınla etrafa saldığın yıldırımlar... beni de çarpar diye korkuyorum kırımla, kırımla. Tamam, tamam, geldim. Yalnız o az önce konuştuğun adamın yerinde olmak istemezdim ha. Bu daha bir şey değil, mesele çözülmezse. Neyse. Haberlerin var galiba. Var var. Haklı çıktın. Sergo ile bağlantılı adamlardan birkaç tanesini yakaladık. Yalnız bu adamlar tam bir pislik, haberin olsun. Bellerinde ruhsatsız silah, gasp, adam kaçırma, yaralama, cinayet. Bak, ne ararsan var diyorum sana. Bir şey öğrenebildin mi? Sorgudalar. Suikast hazırlığındayken yakalamış çocuklar. Detayları öğrenmeye çalışıyorlar.
Ha bir de bu Sergo denilen adamın diğer planlarını, yerini vesaire vesaire. Sağ ol Ferit. O Adi'nin sonu gelecek eninde sonunda. Bulacağım onu. Merak etme kardeşim. Ben buradayım. Çözeceğiz biz bu işi. Çözeceğiz. Sen az önce niye kızdın o adama telefonda? O adamlar boş durmadı. Mürebbiyenin sınır dışı edilmesi için çalışma izniyle ilgili bir oyun kurmuş. Gürcistan'a dönmesini sağlayıp eline düşürmeyi planlıyor. Böyledir bu pislikler. Elleri her yere uzanır. Ne yaptınız? Mahkemeye başvurdunuz mu? Süreç çok yavaş ilerliyor. Ha, sen o yüzden gerginsin. Yetişmez diye korkuyorsun. Suç olduğunu belirterek söylüyorum, bir yol daha var. Formalite evlilik. Düşündünüz mü bunu da? Evet. Güzel, mantıklı kardeşim. Kiminle? Bana bak. O görücü adam değil mi sakın? O. Geldi, yeniden evlenme teklif etti. Çakala bak ya. Kendine fırsat yaratmaya çalışıyor. Ulan çakal. Kırımlı yer mi? Yemez. İzin vermeyeceksin değil mi kardeş? Beni ilgilendirmez. Mürebbiyenin kararı. Ne isterse onu yapar. Ama ben Sergo denen o mafya bozuntusunun eline kimseyi yem etmem. Fero. Ben yine dostun olarak sana söyleyeyim kardeşim. Bu formalite evlilik işleri çok riskli işler, haberin olsun. Yakınında tanıdığı, bildiği, güvendiği birisiyle evlenmesi lazım. Mesela senin gibi. Mümkün değil. Evet abi, daha değildir daha abicim. Ne bu surat ifadesi? Ne demek istiyorsun sen? Ben anladım seni kardeşim. Sen formalite de olsa formalite evlilik teklif etmekten korkuyorsun. Çünkü sonrasında duygularına gem vuramayacağını düşünüyorsun. Saçmalık. Benim öyle senin sandığın gibi duygularım, korkularım falan yok. Tabii canım, tabii. Kardeş sen duydun mu? Dünya aslında dümdüzmüş, böyle tepsi gibi. Dümdüz. Ferit. Neyse ben kaçıyorum, işlerim var. Sen fikrini değiştirirsen ara beni. Seve seve şahidin olurum seni. Git artık. İşinden kalma. Bak bak, yıldırımlar çıkmaya başladı. Sen beni camdan atmadan ben gideyim kardeşim. Hadi görüşürüz. Eyvallah. Yalnız son bir şey söylemem lazım. Ne? Ona emanetim diyorsan eğer, o evlilik teklifi sana düşer. Benden söylemesi hadi eyvallah. Ferit. Alo, kırımının yanından çıktım şimdi. Sende ne var ne yok? Her şey yolunda mı? Şimdilik sorun yok. Güzel. Asayiş Berk Kemal o zaman. İyi, ben de geliyorum. Hemşire de sürekli buradan geçip geçip seni yokluyor. Görememiş de merak etmiş hanımefendi. Ha iyi, güzel. Yakınlık numaramı yemiş ha? Yemiş. Artık nasıl iyi rol yaptıysa. Ben göstereceğim onu yakında. Ellerimle yakalayacağım onu. Ya Ayşe, sen sanki bu kadına biraz fazla kuruldun. Sadece suçlu olduğu için değil ha? Ne alakası var ya? Başladı yine saçma sapan konuşmaya. Neyse işim var, kapatıyorum şimdi. Tamam dur ya, kızma. Şunu da unutma. Sen o hemşirenin peşindesin. Ben de seni. Yakalayacağım seni sinsi yılan. Daha önce gittiğimiz avukata gitmiyor muyuz?
Yolu karıştırdın. Buradan gitmemiştik. Doğru yol konusunda akıl verecek son kişisin. Niye öyle söyledin? Tamam, İstanbul'u çok iyi bilmiyorum. Ama bir gittiğim yere bir daha unutmam ben. Hayır. Doğru yol, doğru karar nedir anlamazsın. Doğru seçim yapmayı bilmezsin de ondan. Gidersin, en kolay yolu seçersin. Sonra da olmadık yollara sapıp kaybolursun. Ben hep doğru yolu bulmak için uğraşırım bir kere. Ama yok, senin derdin başka. Sabrın kalmamış bana. Sen en iyisi beni sinir dışı ettir. Saçma sapan konuşma. Bence çok doğru söyledim. Gönder beni, sen de kurtul, ben de. Ne dedim şimdi? Sadece yolu karıştırdın dedim. Hala karıştırdın diyorsun. Sen doğru yolu benden iyi mi bileceksin? Belki bilirim. Niye bilmeyecekmişim? Her şeyi sen mi bileceksin? Bilemezsin. Bilirim. Sözümün üstüne söz söyleme. Benden daha iyi bilemezsin. Senin derdin ne benimle? Sen kimsin ki benim seninle bir derdim olsun? Ne var? Yahu kardeşim siz sağır mısınız? 2 saattir korna çalıyorum. Işık yandı ışık. Tıkadınız yolu. İşimiz gücümüz. 2 dakika beklesen olur musun? Yangından mı kaçıyorsun mal? Ne dedin sen, ne dedin? Öyle değil miydi öyle? Bacım sen bir sus yoksa fena olacak. Kocanla konuşalım biz. Erkek erkeğe. Ağzı olan konuşuyor. Ne dedin sen? Ağzı olan konuşacak tabii. Ağzı olmasa nasıl konuşacağız? Beni niye susturmaya çalışıyorsun sen? Söyle bakayım şimdi. Kocanla konuşuyorum, sana laf düşmez. Lafını bil, düzgün konuş. O zaman karına sahip çıkacaksın kardeşim. Adabı öğreteceksin biraz. Hayla nesi oluyor? Döverim ben bunu. Ben şimdi sana adabı öğreteceğim. Onunla kimse böyle konuşamaz. Kimse ona saygısızlık edemez. Söyle Kara. Komiserim az önce emniyete Kırımlı'yla Nana Hanım'ı getirdiler. Ne? Yeni mi suikast girişimi? Yok komiserim, merak etmeyin. Trafikte tartışıp olay çıkarmışlar. Kırımlı başka bir şoförü darp etmiş, Nana Hanım da olaya karışmış. Sorguda var şimdi. Yalnız komiserim ben hayatımda böyle bir ikili görmedim. Niye öyle dedin? Sürekli tartışıyorlar. Yani emniyete getiren arkadaşlar da illallah etmiş. Hala tartışıyorlar. Darp edilen adamdan ne haber? O da yılmış durumda. Yani şikayetçi falan değilim. Bu ikisinden kurtulayım yeter diyor. Hala kavga ediyorlar. Güzel. Nesi güzel komiserim? Karacığım, ben diyorum ki biz bunları 2 saatliğine nezarethanede misafir edelim. Birbirleriyle rahat rahat kavga edip sakinleşsinler. Sorarlarsa adam şikayetçi olmuş dersiniz. Sonra da adam şikayetini geri çekmiş der, salarsınız. Nasıl isterseniz komiserim. Yalnız bu arada benim hiçbir şeyden haberim yok. Ben operasyondayım. Aradınız ama bana ulaşamadınız. Ben bu konuyla ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Anlaşıldı mı? Tamam komiserim, anlaşıldı. Güzel. Seni öyle bir yere kapatıyorum ki Kırımlı. Bakalım şimdi kendinden nasıl kaçacaksın Kırımlı? Belki kendinden kaçamayacağını anlayınca dilinin bağı çözülür. Haydi inşallah. Hadi inşallah. Burada beklemek zorunda mıyız? Ferit nerede? Bence de birlikte beklemeyelim. Siz beni alıp başka yere koyun. Ferit komiserim operasyonda. Ulaşamıyoruz maalesef. O yüzden sizi biraz misafir etmek zorundayız burada. Beğendin mi yaptığını? Yine haddin olmayan işlere burnunu soktun. Sonuç ortada. Senin yüzünden nezaretteyiz. Boğa gibi kafa attın adama. Tost diye. Benimle ne ilgisi var? Kimin yüzünden buradayız o zaman?
Kim olabilir? Zaten iki kişiyiz. Ben olmadığıma göre senin yüzünden buradayız. Sen adamı delirtirsin. Niye delirtirmişim? Hiç susmadığın için. Bugün başımıza gelenler de senin o kapanmayan çenen yüzünden. Hiç de bile. Adam haklıydı bir kere. Yaşın yanlış. Sen araba sürmek yerine benimle kavga ettin. Senin gibi laftan, sözden, durdan anlamayan biriyle ne yapılır ki? Bir saniye. Hangi sözden anlamıyormuşum ben? Söyle. Bu kez cevabın evet olur herhalde, değil mi? Hayır, olmaz. Evlenemezsiniz. Bu formalite evlilik nasıl bir şey tam olarak? Neden soruyorsun? Her ihtimali karşı öğrenmem gerek. Kontrol ederler dedi ya. Nasıl kontrol bu? Aynı evde mi oturacağız Kabala'yla? Onunla aynı evde kalamazsın. Hiçbir sözden, hiçbir şeyden anlamıyorsun. O yüzden seninle konuşmaya gerek yok. Adam başka hastaneye nakledilebilir. Kameraları hallettik. İşi bitir artık. Sana o kadar para ödedik. İş bitmezse sen bitersin. Bugün halletmem şart. Ama nasıl? Sinek uçurmuyorlar ki. Tabii ya. Bu işimi görür. Bir şey soracaktım da. İçersin diye düşündüm. Vallahi tam ihtiyacım olan şeydi. Teşekkürler. Sonunda ilaç etkisini gösterdi. Şu komiserin eski karısından da kurtulmam lazım. Alo. Gelip yerime bakmam lazım. Karnıma sancı girdi. Duramıyorum. Tamam. Çok bekletme ama. Dayanılacak gibi değil. Nesi var bu adamın? Hayırdır inşallah. Alo müdür hanım. Alo. Sesiniz gelmiyor. Telefon çekmiyor herhalde. Bir dakika. Alo. Alo. Ha, duyuyorum şimdi sizi. Nasıl? Ben geliyorum hemen. Of, çok şükür.
Yemek yiyorsa iyidir. Çok sağ olun. Alo Neşe. Doğa okulda düşmüş. Müdür hanım aradı şimdi. Ama iyiymiş, merak etme. Tamam ablacığım, sen bir kontrol et, bana da haber ver, olur mu? Kahretsin, biri geliyor. Korumalar nerede? Buraya bakın. Bana yavaş yavaş geliyorlar. Kapalı kaldım burada. Hem seninle hem kafamın içindekilerle. Neymiş kafanın içindekiler? Söyle de bilelim. Seni ilgilendirmez. Seninle ilgili her şey ne yazık ki beni ilgilendiriyor. Ben biliyorum neden ilgilendirdiğini. Kızmaya sebep arıyorsun ya, ondan. O yüzden benim kafamın için sana yasak. Aklından ne geçiyor söyleyeceksin dedim. O zaman ben de bileceğim aklından geçeni. Niye bu kadar sinirlisin bugün? Evde niye kızdın bana? Sonra yolda niye tersledin hep beni? Şimdi burada neden hesap soruyorsun bana? Çünkü sen insanı delirtiyorsun. Hep aynı cevap. Kabul etmiyorum. Formalite evlilikten sonra sana bir şey oldu. Ne? Ne demek istiyorsun sen? Yoksa sen bu kabalayı sevmediğin için mi bana kızıyorsun? Ne bileyim ben? Seni anlamak imkansız. Asıl sen söyleyeceksin kafandakine. Konuyu değiştirmeye çalışma, kaçamazsın. Kaçmıyorum. Madem bilmek istiyorsun, dinle o zaman. Beni bekleyin sonu düşünüyorum. Gidecek miyim? Kalacak mıyım? Kabalayı da yanıt vermem gerek. Ama ben ona ne diyeceğimi bilmiyorum. Sana sabret dedim. Mahkemeyi bekle dedim. Eğer istiyorsan hemen evet de gitsin. Tamam o zaman. Evet derim ben de. Çok iyi bir fikir. Ama tek bir sorun var. İstemiyorum. İyi biri belki. Ama o benim için yabancı. Tanımıyorum. Güvenmiyorum. Kötü espriler yapıyor. Bakıyor dik dik. Saçma sapan güzel sözler söylüyor. Yanında sanki depoda kilitli gibi nefes alamıyorum. Senin bana bağırıp çağırmanı bin kez tercih ederim onun güzel sözlerini. Söz veriyorum. İstemediğin hiçbir şeyi yapmana izin vermeyeceğim. Mahkeme çözmese durumu,
Yapacağım. Mecbur. Hayır. Başka bir yolunu bulacağız. Niye açmıyor? Heh birader, Ayşe komisere ulaşamıyorum. Sen biliyor musun nerede olduğunu, gördün mü? Komiserim, ben de sizi bekliyordum. Karnıma çok şiddetli bir ağrı girdi. Diğer arkadaşı çağırdım ama o gelmeden dayanamayıp tuvalete gittim. O sıra olan oldu. Ayşe komiseri odada zehirlemişler. Senin karnına öyle bir ağrı sokarım ki. Görürsün şiddeti. Ayşe komiser nerede? Nerede Ayşe komiser? Bilmiyorum. Doktorlar hemen müdahale etmişler. Kim bu hastanenin sorumlusu? Kim? Ayşe komiseri görmem lazım. Lütfen bağırmayın. Burası bir hastane. Sorun ne? Ayşe komiser bu odada zehirlenmiş. Nerede olduğunu biliyor musunuz? Kendisi yoğun bakımda. Henüz kendine gelmedi. Hop durun. Ya çekil kardeşim, hastamız var, çekil. Şuna bakmayın, doktorunuz normalden giremezsiniz. Doktor bey, nedir son durum? Durumu ne yazık ki ciddi. Enjekte edilen zehrin ne olduğunu bilmiyoruz. Bildiğimiz tüm antidotları denedik, bir sonuç alamıyoruz. Ne diyorsunuz doktor bey, ne olacak şimdi? Zehrin ne olduğunu öğrenemezsek hastayı kaybedebiliriz. Sadece 2 saatimiz kaldı. Bir o alçak yaptı. Sakin olursanız hastayı görmenize izin verebilirim. Çok üzüldüm. Siz de bizim gibi her an tehlikeyle burun burunasınız. Eski eşiniz yaşam savaşı veriyor. Siz burada görev başındasınız. Öyle. Görev her şeyden önce gelir. Umarım Ayşe bir an önce iyileşir. Doktorlar pek umutlu değillerdi. Zehri hala bulamamışlar, değil mi? Siz de her ihtimale karşı kendinizi hazırlasanız çok iyi olur. Komiserim, iyi haberlerim var. Zehri öğrendik. Panzehir enjekte edildi. Ayşe komiserim iyileşecek. Şimdi toparlanma aşamasında dedi doktor. İşin güzel tarafı da kimin enjekte ettiğini görmüş. Tam söyleyecekti, tekrar okuya daldı. Hay ağzım bal yesin gibi o. Ne zaman uyanırmış? Doktorlar bir şey söyledi mi? Birkaç saati bulur dediler. Yapacak bir şey yok. Bekleyeceğiz o zaman. O kadın uyanmadan işini bitirmeliyim. Beni öğrenmemeliler. Aptallar, koruma bile koymamışlar. Buraya kadar kötü kadın. The end. Yani filmin sonu. Yalnız seni tutanlar mı aptal, yoksa sen mi daha aptalsın? Bak onu bilemedim. Ölüyor demişti doktor, umut yok demişti. Ferit komiserin dediği gibi, filmin sonuna geldik. Biz bir film çevirdik, sen de farkında olmadan oynadın. Thank you.
Ayşe. Koskoca 7 yıl sonra her şey toparlanmaya başlamışken beni bırakıp hiçbir yere gidemezsin. Hiç. Sen hele bir iyileş. Ondan sonra seni asla üzmeyeceğim. Asla. Tamam ağlam ağlam. Korkma iyiyim. Simay cadısı tam veremedi Zehre. Çok az verebildi. Sonra korkup kaçtı. Bir kan nakliyle toparladım işte. İyiyim çok şükür. Aklımı aldım benim Ayşe. Aklımı. Sana bir şey oldu diye çok korkmuştum. Derdin ne senin? Beni bu yatağa düşürmek mi? Derdim bir taşla iki kuş vurmak. Hem seni pişman etmek istedim. Yani inandırıcı olabilmesi için önce senin gerçeklerine inanman gerekiyordu. Hem de Simay cadısını ikna etmek. Doktor da sağ olsun yardımcı oldu. Yani ava giderken avlandın. Çünkü Ayşe komiser güzel olduğu kadar zeki bir polis de. İbo, götür şu sahte hemşireyi tutukla. Emredersiniz komiserim. Yürü. Ya teklifini kabul ederse, evet derse izin veremem. Başka bir yolu olmalı. Tanrım, bana yol göster. Ne yapmam gerek? Benim yüzümden kimse zarar görsün istemiyorum. Canukal, ne oldu sana? Biliyormuşsun Rana, doğru mu? Rütecek misin beni? Yavrum, aslan torunum, yanlış anladın. Telefonda ahiretliğimle konuşuyordum. Dikkat etmedim, duymuş. Gerçekten gidecek misin Rana? Ama ben seni çok üzülürüm. Benim mini kuşum, Canukal. Gerçek değil mi? Gerçek tek şey. Benim seni her şeyden çok sevmem. Gitmemek için her şeyi yapacağım. Hem gitsem bile hemen gelirim. Ufak bir sorun var. Hayır, yalan söylüyorsunuz. Ben duydum. Hanım çok büyük bir sorun dedi. Yavrum. Sakin ol, ateş parçası. Ağlama.
önce izin vermemesine. Korusun sen onu değil mi? Elimden geleni yapacağım, söz. Canuka, bak bana. Üzülmek yok, tamam mı? Ama gidiyorsun, nasıl üzülmeyeyim? Ben senden ayrı kalabilir miyim hiç? Bütün sorunları yenerim senin için. Büyük sorunmuş bu ama. Olsun. İstersen dağ gibi olsun. Atlarım üstünden. Gelirim yine yanına. Her şeyi yapar mısın? Her şeyi yaparım. Söz ver o zaman. Söz Canukan. Senden ayrı kalmamak için ne gerekiyorsa yapacağım. Hadi, ağlamak bitti. Adalet teyze çikolatalı kek yapmıştı. Yedin mi? O zaman şimdi mutfağa git. Ben de elimi yüzümü yıkayıp geleyim. Birlikte yiyelim, acıktım. Hadi. Oğlum, kusura bakma. Ben ne bileyim duyacağını. Eninde sonunda öğrenecekti hala. Üzülme. Ben gideyim. Canukan bekliyor. Ne yapacağım şimdi ben? Canuka'ya söz verdim. Ama ya davayı yetişmezse? Pınar, iyi ki aradın. Canım neyin var? Sesin de kötü geliyor. Olumsuz bir gelişme mi oldu? Yusuf duymuş. Ya, kıyamam ona, çok üzülmüştür. Yanında kalmak için her şeyi yapacağıma söz verdim. Nasıl yani? Evlenmeyi kabul mü edeceksin? Bilmiyorum. Benim kafam karıştı iyice. Nanacığım, o adam yakalanmadan kimseye rahat yok. Gürcistan'a gitmen demek ölüm fermanını imzalamak demek. Düşünme bence bu kadar, evlen. Adam da söylemiş zaten, her şey kağıt üstünde, formalite. Bilmiyorum. Hem onlar da yabancı insanlar değiller. Akçalan'ın yakından tanıdıkları demiştin. Bence güvenebilirsin. Kabul et gitsin. Biraz daha uzansaydın keşke, hemen ayaklanmasaydın Ayşe. İyiyim Ferit. Hem doktor da duydum. Evde dinlenebilirsin dedi. Bana bu asılan kadına kelepçe takmak senin hoşuna gitti sanki. Birdenbire dirildin. Her şey seninle ilgili değil Ferit komiser. Ben sadece işimi yaptım. Bir suçluyu yakaladım, o kadar. Öyle olsun. Peki. Ha bu arada İbo aradı. Simay itirafçı olmuş. O mafya bozuntularının yakalanması an meselesi. Güzel. Olay çözüldü. İddiayı ben kazandım. Aşkımızı herkese ilan edeceğim. Ferit başlama yine. Hani söz vermiştin, hiç üzmeyecektin beni. Yani öyle demiştin beni hasta zannederken. Hazır değilim daha. Oyun bozanlık yapma Ayşe, anlaşmıştık. Su koyma. Ferit, lütfen. Hazır değilim. Biraz daha bekleyelim. Bilmiyorum, bakacağız. Hayat bu. Ne getirir belli olmaz. Kara, bir baksana. Tabii komiserim. Ayşe komiser, geçmiş olsun. Raporun acelesi yok. Bugün dinlen, yarın halledersin.
İyiyim amirim, merak etmeyin. Yazar çıkarım. İyi peki, sen nasıl istersen. Kolay gelsin. İbo, baksana. Ne karıştırıyor bu adam? Buyurun komiserim. İbo, güzel bir pasta istiyorum senden. Pasta? Hemen halledeceğim komiserim. Sen ne işler çeviriyorsun? Bu pasta muhabbeti ne? Niye pasta istedin İbo'dan? Ne pastası ya? Ne? İbo'dan ben pasta. Ya sağır duymaz uydurur demişler. Bari güzel atsaydın. İbo senden ne pastası istiyor desen anlayacağım da. Ferit. Ya yanlış duymuşsun, ne pastası? Bir dosya vardı, onunla ilgilenmesini istedim. İnanmıyorsan gelince sor. Allah. Allah Allah. Yorgunluktan yanlış duydum galiba. Bence bu kutlamaya yakışan kamyon kadar büyük bir pastaydı. Vallahi çok düşüncelisiniz komiserim. Ayşe komiser için ne yapsa olmaz. Kaç gündür zor şeyler yaşadı. Zehirlendi bile. Bence bu çok iyi gelecek. Haklısınız komiserim. Kesin dayı kazandığı için herkese ilişkimizi ilan edecek. Ne yapacağım ben? Gel bakalım babacığım. Çıkaralım üstünü. Şimdi sen doğru ellerini yıkamaya, tamam mı bebeğim? Tamam şişe. Hadi bakalım. Ne yapacağım ben ya? Şu başak olayından bahsetmem lazım Volkan'a. Göz göre göre kandırılmasına ben izin veremem ki. Aa, niye söylemedin geleceğini? Ama iyi oldu. Seninle konuşmam gerekiyordu. Boşu boşuna konuşmana gerek yok Neşe. Biliyorum bütün olanları. Senden hiç beklemezdim böyle bir şey. Hiç yakıştıramadım sana Neşe. Ama duydum. Kulaklarımla duydum. Seni nasıl kandırdığını anlatıyordu arkadaşına. Ya Neşe, hala kızın günahını alıyorsun. Senin bir şey bildiğin yok. Başak eskisi gibi değil artık. Ya duydum diyorum. Gözünü kör etmiş senin iyice. Beni bir dinlesen, haksızlık ettiğini anlayacaksın. Asıl sen haksızlık ediyorsun Neşe. Onun telefonda bahsettiği kişi babasıydı, babası. Nasıl ya? Babasıyla ne alakası var? Çünkü onun babası hasta. İyileşmesi için ameliyat olması gerekiyordu ama kabul etmiyordu. Öyle kandırdın diye bahsettiği kişi, ima ettiği kişi de babasıydı. Sana anlatmaya çalışmış ama sen dinlememişsin ki. Çok üzüldüm Neşe. Ayıp ettin. Çok ayıp ettin. Ya Karam ya. Neyi kutluyorsun? Ferit komiserin pastalık bir açıklama yapacağım dedi. Pardon, ben dosya alacaktım Ferit. Yani komiserim, amirim. Nereye gidiyorsun Ayşe komiser? Birazdan yapacağım bomba açıklamaları kaçırmak istemezsin. Gel. Ferit ne olur yapma, bak lütfen rica ediyorum. Arkadaşlar, herkes baksın bir. Ayşe'cim. Nasıl oldun? Merak ettim seni.
Hoş geldin kıl kor. Neyse devam edelim. Arkadaşlar bugün çok önemli bir gün. Bugün benim tanıdığım en başarılı, en cesur, en yetenekli komiser yani Ayşe komiserle ben. Yani Ayşe komiserle ben zor bir davanın da üstesinden geldik. Bugün Ayşe komiserin polislikteki 8. yılı dolmuş bulunmakta. Bravo Ayşe komiser. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Komiserim artık şu pastayı kessek. Kesinim ya, kesinim. Yoksa bizi yiyeceksin. Ayşe komiser, pastayı kes lütfen. Fark etmedim sanma. Korkudan kalbine inecekti. Ne güzel kandırdım seni, değil mi? Evet. Bence şansını zorlama. Farkındaysan elinde bıçak. Tamam, sorun değil. Sakin ol, merak etme. Sen istemediğin sürece söyleme. Sen yeter ki elimi bırakma. Ben gerekirse seni 1000 yıl daha beklerim. Ne güzel oldu ya. Düğün provası gibi. Neyse. İçindeki öfkeli Ayşe'yi uyandırmayalım. Arkadaşlar, bizim Feyyaz komiserle size söylemek istediğimiz bir şey var. Biz Ferit komiserle yine yani yeniden birlikte yürümeye karar verdik. Thank you.
Neden yemiyorsun canım kan? Hayır kek kardeş. Sen yanlış anladın. Canuka seni çok seviyor. Şimdi yiyecek. Ağlama. Canım istemiyor ona, yemeyeceğim. Minik kuşum. Efendim? Çikolata ekşi olur mu? Olmaz değil mi? Peki süt kırmızı, bal mavi olur mu? Olmaz. Hah. Canukasına verdiği sözü tutmayan nana da olmaz. Anladın mı? Ne umutsuz sözün nana. Hiç bırakma beni. Seni hiç merak etme Canuka. Hiç üzülme. Ben tutacağım sözümü. Gitmeyeceğim yanından. Sen ye kekini. Ben hemen geliyorum, tamam mı? Aklım sizde kaldı ahretliğim. Dayanamadım söyledim Kıble'ye. Hoş geldiniz, ne iyi yaptınız. Dostlar gelince dertler dağılırmış. Hadi buyurun oturalım. Hoş geldiniz. Ben de seni arayacaktım. Kararımı verdim. Nedir cevabın ana? Seni dinliyoruz. Ben... Nana, kekim bitti. Hadi gel. Geliyorum Canuka. Evlenme teklifini kabul ediyorum.